Merhabalar Egzotik Karıncam Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün geçen kargo açılımında almış olduğumuz cırcır böceklerine basit bir yaşam alanı oluşturacağım. Bunu yaparken de sizlere bir video çekmek isterim. Şöyle bir 10 litre saklama kabı var. Bundan basit bir yaşam alanı oluşturacağım. Şöyle önce kapağını deleceğim. Sineklik takmak daha iyi aslında. İnce bir metal sineklik çünkü plastiği kemirebiliyorlar. Ama ben metal sineklik bulamadım. Plastik vardı buralarda. O yüzden şimdilik bir vidayı sıkıp deleceğim kapağına. Küçük küçük az deleceğim. Zaten sonra sineklik takacağım. Şimdi ortasını kesip. Az bir şey deleceğim şimdilik. Havasını yeter. Ondan sonra bir de sineklik takarım. Hemen delip geleyim ben. Şöyle deldim. Vidayla şuraları. Yanlardan bayağı deldim şöyle. Görüyorsunuz zaten. Şu yanlarını hep derdim. Kapağını da derdim. Kapağını çok dermedim. Sadece şöyle köşelere falan derdim. Böyle az derdim biraz kapağını. Çünkü zaten kapağı sinekli diye. Ama yanları bayağı bir derdim. Zaten bu da onlara yeter. Şimdi şöyle siz yandan görüyorsunuz. Yukarıdan görseniz daha iyi olurdu ama kamera bozuk olduğu için şimdi şöyle yataydan gireyim. Şöyle yumurta viyolleri kullanacağım. Her yerde bulabilirsiniz yumurta viyollerini zaten. Gelsiniz de verirler. Evet. 3 tane üst üste koyalım. Şöyle yeter onlara. Bir tane de şöyle hemen hızlı yapıyorum video biraz yani. Hızlı bir video olacak. Çünkü zaten bakımını falan anlatmadan hızlıca bir hemen sadece öyle göstereceğim. Bir tane şöyle havlu kağıt kılısı ya da tuvalet kağıt kılısı bunlardan da koysanız iyi olur. Çünkü cırcırları yakalamak zor yani. Çok hareketliler. Cırcırları tutamazsınız cımbızda zor. O yüzden böyle bir havlu kağıt ya da tuvalet kadrosunun böyle içine girdikleri zaman bir ucunu elinizle kapatıp diğer ucundan böyle vurursanız böyle kabınıza düşürürsünüz ya da direkt teraryuma atarsınız. Oradan hayvanınızı yer. Kalsiyum almak istiyorsanız bir kabınızı atıp oradan kalsiyumlayabilirsiniz de. Ben öyle yapıyorum. Şöyle hemen bir sos kabının kapağını kestim. Bunu da yem kabı olarak şu köşede kullanırız. Şöyle göstereyim. Burası yem kabı olur. Bir tane şöyle pet şişe kabı. Bu da su kabı olur. Şurada dursun bu da. Şuraya da kuru yemi direkt dökeriz. Su kabı derken bu arada direkt bunları su vermezseniz daha iyi olur. Nem olacaktır çünkü. Şöyle su jelleri satılıyor. Göstereyim. Hemen kapağını bir tane elimle de göstereyim size. Evet şöyle küçük gördüğünüz gibi netliyor mu bilmiyorum. Tuz gibi kaya tozu gibi duruyor. Bunu suya attığınız zaman ben önceden attım suya şöyle büyüyorlar. İçine suyu çekiyorlar. Bunu da bulabilirsiniz zaten. İki tane şöyle yaptım birine Madagaskar hamam böceklerimi veririm. Şöyle büyüyorlar. İçine suyu çekiyor. 15 dakika dursa zaten suyu çekiyor. Hemen o su jelinde bir tanesini şöyle cımbızımıza koyalım. Şöyle şişesi kapağına su jelini koyduk. Onu da buraya koydum. Buradan su ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Onu 3 gün sonra alacağız. Yenisini koyacağız. Hemen yem kabına da şöyle ben havuç değilim. Havuç daha sağlıklı patatesle falan göre. En sağlıklı havuç. Siz onun dışında marul, atıyorum salatalık, elma, patates, havuç, böyle otlar, çimen her şeyi verebilirsiniz yani. Ama en sağlıklısı havuç yani. Bir de şöyle yem almıştım. Bu da önceki kargoda almıştım bunları da. Yine su jelini ve bu yemi. Cırcırları da almıştık zaten söyledim. Ve da çekirge cırcır hamam böceği yemi diye geçiyor. Bir köşeye de bundan biraz koyacağım. Bunu ayrıca şöyle bir kabın içine de koyabilirsiniz. Ama ben kaba koymaya gerek duymuyorum. Direkt şöyle bir köşeye bunu atacağım. Oradan yerler zaten. Şöyle şurada. Dursun bu. Biraz daha hatta kaba kepek koyalım. Kepek de almıştım. Biraz da şöyle kepek koyayım. Az bir şey de. Şöyle yine şuraya. Şu an oradan istediğim yerler. Şöyle zaten görüyorsunuz. Hem kepek hem cırcır yemini oraya koydum. Oradan isteyen yer yani.
Burada havucunuz, burada su jeliniz. Şöyle bir kap cırcırlar için gayet yeterli. Biraz daha yumurta böyle koyabilirsiniz. Ben de çok cırcır olmadığı için. Yani bu kap da yeterli. Bu arada cırcırlar da galiba zıplayabiliyor, sıçrayabiliyormuş. Tam emin değilim ama o yüzden biraz yüksek bir kap kullansanız iyi olacaktır. Bu arada bu cırcırlar da şu an tam yetişkin değil. Onu da göstereyim. Ha, bir de şunu da en son aklıma gelmişken göstereyim. Bu da torfumuz. Görüyorsunuz. Onu da açayım size göstereyim hemen. Biraz döküldü tabii ama açarken. Şöyle. Burada da torfumuz var. Görüyorsunuz zaten. Biraz karıştırayım. Normal toprak gibi düşünebilirsiniz torf. Bunu ayrıca bir kaba koyarsanız. Yine şöyle bir kaba örneğin. Şöyle bir kaba koyduğunuz zaman bir tatlı kabına, peynir kabına ya da bir dondurma kabına koyduğunuz zaman bunun içine yumurtlayacaklardır. Bunun nemli olması lazım. Bayağı nemli olması lazım. Bunu kuruduğu zamanlarda fıs fıs yaparak bir kaba koyduğunuzda nemlendirerek oradan içine yumurtluyorlar. Sonra o yumurtaları 30 derece gibi bir sıcaklıkta tutmanız gerekiyor ki yumurtalar çıksın. Bundan da bahsetmek istedim. Çünkü yani bakımından, üretimden çok bahsetmeyeceğim. Onun için ayrıca bir video yaparım kendim ürettiğim zaman. Sadece değinmek istedim. Çünkü normalde torf da koyardım ama bunlar dediğim gibi yetişkin olmadığı için zaten şu an üreyemezler. Yetişkin olduklarında ben de bir üretmeyi deneyeceğim. Bunların üretimi biraz daha zormuş diğer canlı yemlere göre. Cırcırların bende de az var zaten. Bilmiyorum nasıl yaptıracağım. Ben de emin değilim. Her şeyi koyduk mu? Galiba aynen her şeyini, yemini, şeyini, her şeyini koyduk. Size yukarıdan göstereyim. Bir kurulum oldu. Şurada işte şeyler var. Yumurta böyleleri, havlu kağıtlar. Yataklık koymadım bu arada. Alt tabağın malzemesi koymadım. Tabağın malzemesini isterseniz koyabilirsiniz. Yine böyle bir yataklık. Un karışımı, mısır unu, kepek unu, gayet unu, işte tad aşk filan karıştırıp koyabilirsiniz. Burada yem kabuğu, burada su jelimiz var. Şurada kepekli cırcır yemimiz. Kurulum bu kadardı. Bakımından bahsetmeyeceğim. Ben tabağın malzemesi kullanmadım yani. Torf filan da kullananlar var galiba. Direkt tabağın malzemesi olarak. Çünkü tabağın malzemesinde temizliği biraz daha zor oluyor. Ben hiç kullanmadım. Bir şeylerde kullanmıyorum tabağın malzemesini. Tartaralarda, bir de şu an bunlarda kullanmayacağım. Belki bilmiyorum, ileride kullanabilirim. Torf filan zaten koyarsanız, torfun içine yumurtlayacağı için yumurtaları alıp inkübe etmeniz imkansız gibi bir şey olur. Bulamazsınız. Ama belki bir ince bir yataklık serebilirsiniz, çok ince. Şu an böyle daha güzel duruyor yani. Dediğim gibi bunların yine ayrıca bir kapta olması iyi çünkü nem çok sevmiyorlar galiba, çekirgeler gibi cırcırlarda. O yüzden yine ayrı bir böyle havucu bir kaba koysanız, basit bir su şişesi kapağına gördüğüm gibi ben koydum. Öyle daha rahat olacaktır. Gölgemi de isterseniz kaba koyabilirsiniz. Bende vardı ama gerek yok zaten. Yataklığı yapınca da yeri korusun zaten sonuçta. Bu da yataklık gibi bir yerden sonra. Buradan yerler bunu. Orada kendiniz de yapabilirsiniz bu yemeği. Onu da belki videosunu çekerim. Şimdi cırcırları ekleyelim. Videoyu da burada bitirelim. Hemen siz şöyle görürsünüz zaten herhalde. Ben kapağını açayım. Hemen içine atayım. Şöyle döktüğümüz zaman. Onun içinde cırcır kalmadı. Hemen zaten dağıldılar cırcırlarımız. Şöyle şuradan çıkaralım. Size de şöyle göstereyim hemen cırcır böceklerimizi. Orada gezen bir tane var. Şurada da bir tane var. Görüyorsunuz buralarda var bir sürü. Kahverengi cırcır bunlar. Hop bir tanesi zıpladı dışarı. Zıplayalım. Şöyle kaçağı geri tuttum, içine attım. Bu arada az önce dedim zıplayabiliyorlar mı emin değilim tam demiştim. Kesinlikle zıplayabiliyorlar, haberiniz olsun. Yüksek bir kap kullanmakta fayda var. Benimki çok yüksek değil ama saklama kapları da artık bayağı pahalı olduğu için en büyük bunu alabildim. Yatay almak istedim yani, dikey de o kadar da gerek yok dedim. Şuna sarı şeyi için alırsak iyi olacak yani, oradan zaten zıplayabilirler, bir de orası daha da yukarı zıplarlar, hiç kullanan. Bakalım yani şunun içinde varsa görürsünüz, bakın arkada bulaşıyorlar. Siz de görüyorsunuz. Yani yok bu kadardı. Şu sarı şeyi de içinden alalım. Ya da onu bir yatay çevirelim en azından hızlıca. Şöyle aynen. Zıpladı yine, gördüğünüz gibi. Bayağı zıpladı.
ben bu kadar atik olduklarını bilmiyordum. Tutmak zor diyorlardı ama bayağı bir zıplıyorlar. Ben bunu zaten kapağını açtığım zaman bir başka bir büyük kabın içinde açarım. Kaçarsa da o kabın içinde olurlar. Sonra tekrar o kabın içinde alırım. Bir oyuncak kutusunun gibi bir kabın içinde, plastik bir kabın. Neyse, yani video bu kadardı. Şöyle bir yukarıdan bir hani özetleyip video bitireyim. Yumurta viyoleri koyduk. Şöyle bir kap tutması, kolalaması için. Su jeli, yem su kapları işte. Yemini koyduk. Yatak koymadık. Deldik. Basit bir yemeğe hızlıca bir kurulum olmuş oldu. Bakımını zaten ilerideki videolarda kendim de ürettiğimde hem bakım hem üretim olarak paylaşırım. Yani üretimi biraz zor dedikler. Belki üretimi ayrıca da paylaşabilirim. Gördüğünüz orada vardı bir tane. Bunlar da bayağı tüm sürüngenler için, tarantulalar için çok iyi bir besin. Yani bunu yiyebilecek her canlı için çok iyi besinler. Çünkü cırcırın besin değeri bayağı yüksek galiba. Bir de satyakolar da zaten cırcırı çok sevdiği için, en sevdiği böcek cırcır diye geçiyor. O yüzden cırcır almak isterim. Bunlar şu an orta boy, yetişkin değil. Yani dediğim gibi üretebildiğim zaman size de videosunu yayınlarım. Video bu kadardı. Unuttuğum bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hızlı bir video oldu biraz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. We'll be right back.